Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 4. ünitemiz Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye'de konusu ünitesi, bak giriş yapamadım ha. Ünitesi kapsamında toparlıyorum. Laiklik ilkesini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet, Atatürk ülkenin laiklik elden gidiyor mu gitmiyor mu? Bence gitmiyor ya. Arkadaşlar, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması 1, din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi 2, eşittir laiklik. Arkadaşlar, laiklik ilkesinde 2 tane olaya bakacaksınız. 1, din ve devlet işleri birbirinden ayrı yürütülüyor mu? 2, hem toplumda hem devlet yönetiminde akıl ve bilim esas alınıyor mu? Eğer bu ikisi varsa ülke laiktir. Arkadaşlar, laiklik ilkesi kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini sağlamasını hedeflemekte. Demek ki din ve vicdan özgürlüğü doğrudan laiklik ilkesiyle ilgilidir. Bütün kurumlarda bilimsel esasların ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar. Dinin çıkarcı kimseler tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasının engellenmesini yine amaçlamakta. Hani dini kötüye kullanmayın diyorlar. Dini devlet işlerine alet etmeyin diyorlar. Bilimsel esasları benimseyin diyorlar. Kim diyorlar? Kim bunlara diyorlar? Tabii ki de laikliği benimseyenler. Devlet bütün dinlere karşı tarafsız ve eşit mesafedir. Yaşasın Müslümanlar, yaşasın Hristiyanlar, Yahudiler daha iyi, Müslümanlar daha iyi diye bir anlayış yok. Bütün dinlere karşı devlet yönetimi eşit mesafedir. Hiç kimsenin inancına ve ibadet şekline devlet müdahale etmez. Dinsel inanç ve duyguların istismarına da izin vermez. Muskacılık, falcılık, büyücülük, yani bunlar yasaklanıyor. Sen o zaman layık bir toplum yapısı oluşturmayı amaçlıyorsundur. Her alanda bilime önem verilmesidir layıklık. Her türlü inanca saygı duyulmasıdır layıklık. Yani layıklıkta din ve vicdan özgürlüğü, dinsel düşüncelere saygı, dinlere karşı eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi kavramlar ve açıklamalar laiklik ilkesiyle ilişkilendirilebilir. Anahtar kavramlara bakacak olursak, akılcılık, bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, akıl ve bilim, inanç özgürlüğü, mantık, hurafe, inanç, vicdan, ümmet, dogma yani gericilik. Skolastik düşünce laikliğin tam tersidir, çünkü bilimsellikle alakası yok skolastik düşüncenin. Bilimsel düşüncenin tam zıttıdır. Dogmatik bilgide olduğu gibi aynı anlama geliyor zaten. Dolayısıyla laikliğin bu özellikleri bizim için çok çok önemli. Bakalım laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? Arkadaşlar, laiklik doğrultusunda atılan ilk adım saltanatın kaldırılmasıdır. Laiklik doğrultusunda yapılan en önemli inkılap ise halifeliğin kaldırılmasıdır. Şimdi bir inkılap arkadaşlar birden fazla ilkeyle ilgili olabilir. Mesela saltanatı kaldırdım, bir demokrasi güçlendi. Cumhuriyetçilik 2, şimdi ne yaptım? Padişahın elindeki halifeliği ayrı bir makam haline getirdim. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdığım için nedir? Laiklikle ilgilidir. Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedisat kanununun çıkarılması. Burada arkadaşlar bu kanun kapsamında medreseler kapatılıyor. Dolayısıyla medreselerin kapatılması doğrudan laiklik ilkesiyle ilgilidir. Niye? Çünkü orada dini eğitim, anlatım ve eğitim veriliyor. Bu da sıkıntı çıkardığı için eğitimde laikleşme sağlanması amaçlanıyor. Şer'iye ve evkaf vekaleti kaldırılıyor. Bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldığı için laiklik ilkesiyle ilgilidir. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması yine laiklik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. İbadet yerleri dışında dini sembol, kıyafet falan giymesi yasaklanıyor. Medeni kanunun kabul edilmesi arkadaşlar, bu halkçılıkla ilgilidir ama bu kapsamda sadece patrikhane. Şimdi iyi dinleyin. Patrikhanenin medeni kanun kapsamında patrikhanenin dini yetkileri kendisinde zaten kalacak. Siyasi yetkileri elinden alınıyor. Bu detaya girmedikleri sürece medeni kanunun kabul edilmesi halkçılıktır. Ama medeni kanun kapsamında patrikhanenin dini yetkileri kendisinde kalıyor, siyasi yetkileri elinden alınıyor derse, o zaman laiklik ilkesiyle ilişkilendireceğiz. Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son veriliyor. 1928'de anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır maddesi çıkartılıyor. Anayasa laikleşmeye başlıyor. 1937'de
Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir ifadesi eklenince anayasa tam anlamıyla layıkleşiyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani din, akıl, bilim. Bu üç kavramı gördüğünüz her yerde layık diye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıkıntı şu aslında, öğrencilerimizin birçoğu akılcılık ve bilimselliği layıklıkla ilişkilendirmiyor. Yanlış bir şeydir, akılcılık ve bilimsellikle layıklıkla ilgili olduğu için doğrudan bu tarz inkılapları da ilişkilendirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videomuz bundan ibaret. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.